alkışlar son yarışmacımız Şebnem Hanım için. Ne demiştim hatırlıyor musunuz? Bugün birden fazla 9000 çıkar demiştim grubun içerisinde. İki tane var elimizde şimdi. 1-9000, 1-9200. Üçüncüsü de sırada gözüyle bakıyorum Şebnem Hanım. Umuyorum. Evet. Başlamadan önce ama biraz kendinizden bahsedin izleyenlerimize. Evet, evliyim. İki çocuğum var. İsimleri nedir? İdil ve Eren. Selamlar gönderelim. Evet, selam gönderiyorum. Onların teşvikiyle, eşimin de teşvikiyle katıldım. Hatta tahmin kızımın de başvurusuyla sağ geldim. Güzel bir yarışma olsun. Ne işler yapıyorsunuz? Eşimle birlikte çalışıyoruz. Danışmanlık yapıyoruz. Eşim danışman. Marka yönetimi, pazarlama yönetimi, iletişimi, danışmanlığı. İnatla söylemiyorsunuz. Neyi? Eğitiminiz dil üzerine. Ondan biraz bahsedin. Evet, evet. İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Hı hı. Birkaç dile hakimsiniz yani. Yani İngilizcem var, İtalyancam var. O şekilde. Gerisi de gelir zaten. Gelsin mi? Gelsin. 6 tane harf alacağız. 14 tane soruya cevap vereceğiz. Eğer ki 6 harfin 6'sını birden alırsak 22 saniye arttırdı Simay Hanım. 23 saniye arttırmanızı rica ediyorum. Anlaştık evet mı efendim? Anlaştık. Buyurun geliyor ilk soru. Süje sözcüğünün Türkçe kökenli karşılığıdır. Ha gayret. Konu. Nedir efendim? Konu. İşte budur Şebnem Hanım. Zor soruydu. Zor kelimeydi. Süje artık gündelik konuşmada ağızlardan dökülen bir kelime değil efendim. Evet. Ama sizin bunu bileceğinize emindim. Onun rahatlığı vardı içimde. Yanılmadığım için çok mutluyum teşekkür şu anda. Ederim. Buyurun. İkincisi daha kolay. Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey koşul. Koşul kelimesinin eş anlamlısı şart. Yapıştırın gitsin. 1-400 puan daha. Haydi geliyor yenisi. 5 haklıdır cevaplarımız. Şöyle sorulmuştur efendim soruları. Sportif amaçlarla kullanılan bir tür baston. Ona artık baston denmez. Ne diyelim? Baton. Ne dersiniz? Baton. Baton dersiniz. 500 puan da oradan geldi. Etti mi 1300? Etti. İşte bir 5 harfli cevap daha. Gündelikle çalışan işçi, beden işçisi özellikle. Özellikle beden işçisi, gündelikle çalışan. Hani kazma kürek işçisi böyle, ağır işçi, gündelikle çalışan. Amele gibi mi? Ne diyeceksiniz? Amele. Gibisi fazla efendim. Yapıştırın geçin. 1800 puan. Çok güzel başlangıç. Bir dakikayı harcamadan, hiç harf almadan ilk 4 soruya cevap verdiniz bile. Şimdi karşınıza bir 6 harfli kelime çıkacak ki yardımcı fiili sorunun içerisinde. Okuyayım. Daha rahat çözersiniz efendim. Buyurun. Etmek fiiliyle birlikte hoş görmek, katlanmak, tahammül etmek anlamlarında kullanılan bir söz. Batı kökenli bir söz. Nokta nokta etmek. Hoş görmek, katlanmak. Tolere. Tolere etmek. 600 puan. Şebnem Hanım harika. Muhteşem bir yarışmacı var karşımızda. Benim için zor soruydu. Herkes için, birçok kimse için zor bir soruydu. O yüzden rahatlatsın diye ikinci altı harfli cevabı kolayından seçmiştik efendim. Buyurun afiyet olsun. Bir 600 puan daha kazanın. Ünlü, tanınmış, herkesce bilinen. Arapça kökenli. Evet. Meşhur. Meşhur. 600 puan daha. 9800 yakışır. Vallahi yakışır. Umuyorum. Hadi bakalım. Buyurun. Hiç beklemeyelim. Her zaman görülebilen, olağan, sıradan, bayağı. Yani hiçbir özelliği yok. Sıradan. Yine Arapça kökenli bir kelime. Yaygın kullanılıyor. Naftalinli bir kelime değil efendim. Hiçbir özelliği yok. Her yerde görürsün. Sıradan ve bayağı. Yani öyle bir şey. Alalım mı bir harf? Alalım. Hadi bir harf alalım. A harfiyle başlıyormuş. Keşke onun yanındaki gelseydi. Hani harika derler. Alelade. Harüklade derler. Hayır, bu alelade. Gayet güzel. Beni korkutan alelade değil. Beni korkutan alelade'nin hemen altında duran şu kelime. Sokak jargonu. Dersimizi
iyi çalıştık. Rumca kökenli diyor. Ama söylenişi böyle biraz İtalyancaya da mı benziyor bilemedim. Siz karar verin. Buyurun. Argo'da boş ve anlamsız söz anlamına gelen Rumca kökenli bir sıfat. Hani böyle kendi içinde müziği olan kelimeler vardır ya efendim, öyle bir şey. Mesela safsata gibi, velvele gibi. Safsata diyecektim, demeyin. Siz söylediniz. Demeyin. Velvele, boş ve anlamsız. Eski, artık gündelik konuşmada pek karşımıza çıkmıyor. Bizden bir önceki nesil, bırak bu nokta noktaları kullanırdı dedeler. Bir harf alayım. Alalım. Bugünün oldukça zor kelimelerinden biri efendim. Tahmin bir tane var daha mı? Alayım. Yok. Fasara. Yok, fas. Bir daha. R'den sonra bakın iki harf var. R'den sonra iki harf. Durduralım mı? Evet. Bulursunuz bunu. Fasarat. Yok, hayır. Fasara daha güzeldi. Sanki bir ülke ismi gibi düşünün. Fasarya. 500 puan değerinde. Fena naftalinli, oldukça zor bir kelimeydi. Çok güzel atlattınız. 3 tane harf alma hakkınız var halen. 11 saniye var elimizde. 2-8, 2-9, 2-10 harfli cevap kaldı efendim. Şimdi 8 harflidir, tek kelimedir. Sonunda bir yoksunluk eki vardır. Yani sızsız. Rahatça cevaplayacağınız bir sorudur efendim. Burada harf almazsınız. Taş kalpli, merhameti olmayan bu anlamlarda bir söz. Merhameti olmuyorsa kimseye acımasız. Acımıyordur. Acımasız. 800 puan. İki kelimeden oluşuyor. Eski tabir. Arapça kökenli diyemem. Düpedüz Arapça diyeyim. Bu bir bilgi sorusu aslına bakarsanız. Buyurun bir bakın. Mevlana'nın ölüm yıl dönümünde düzenlenen tören, düğün gecesi anlamına gelen eski bir kelime. Düğün gecesi anlamına gelen. Galiba Aralık ayında düzenleniyor hali hazırda da. İki kelime. Eki filan da var kendi içinde. Gece anlamına gelen Arapça kökenli ne? Söz. Yok, o Farsça. Şebi Arus. Bilmiyorum ki, siz söyleyin. Şebi Arus 800 puan değerindedir. Şebi Arus. Hayran kaldım. Çok güzel. Zordu. Kesinlikle zordu. O zaman rahatlatalım sizi biraz. Şöyle kolay bir soru soralım. Buyurun efendim. Lütfen basit düşünün. Aralarında bölüşmek. Paylaşmak. Yapıştırın gitsin. İşte bir 900 puan daha. Küçücük bir uyarıda bulunacağım. 22 saniyemiz kaldı son 3 soruya cevap vermek için. 22 saniye Simay Hanım'ın aynı zamanda arttırdığı süredir. Demek ki Simay Hanım 9200 yaptı ya, sizin 9300 yapmanız lazım. 3 tane harf alabilirdiniz, o artık 2'ye indi efendim. Son 3 soru 2 harf alabilecek durumdayız. Ne yazık ki sizin zarafetinize yakışmayacak derecede terbiyesiz bir tabiri soruyorum size. Buyurun, 2 kelime. Aşırı şişman insanlara yönelik olumsuz bir yakıştırma. Hadi oradan nokta nokta. 2 kelime. Çok var böyle. Alın bir harf, rahat edin. Harf alayım. Aldık bir harf. Hah! Çok da kritik yerden geldi o. 8 saniye, 7 saniye durdursak mı? Daha 2 soru var. Ay, evet. Bir harf daha mı aldınız? Son harfinizi de burada mı aldınız? Aldım. Aldılar. Çok kötü yerlerden geldi ya. Ben onun bir yanını istiyordum. Bir yanı geleydi, çok daha net olacaktı. Aşırı şişman insanlara yönelik çok olumsuz. Çok. Yani hani iyi insanım ben diyen kişinin kullanmayacağı bir tabir. Hadi oradan nokta nokta. Aşırı şişmansın. Şuraya bak, bıngıl bıngılsın. Sanki böyle bir şey gibisin sen. Duba. Dolmuşsun böyle. Taşınmıyor. Şebnem Hanımcığım. Sen kalmışsın.
Yani süjeler, fasaryalar, üzerine şebi aruzlar, muhteşem bir performanstı. Böyle bir noktada takılmanızı hiç istemezdim, açıkça söyleyeyim. O alkış biraz az gibi, bir kuvvetlisini veririz. Son iki sorunuz, buyursunlar efendim. Teklifsiz konuşmada bir malı bir kimseye değerinden çok pahalıya satmak, alışverişte aldatmak. O kimseyi alışverişte aldatmak. Kazıklamak. Kazıklamak. 1000 puan değerinde. Ben burada da harf almayacaktınız diye düşünüyorum. İkinci soruda da harf almayacaktınız diye düşünüyordum. Bakalım öyle miymiş? Bir hayvanı konu ederek tasvir edilen dik başlılık. İki kelimedir. Eşek. İnadı gibi bir şey. Biraz daha büyüğü. At. Kasır. Kasır diyorum. Kır. Ay. Melezi. Atla eşeğin... Katır inadı. Katır inadı. İkinciye kısmet diyelim. Evet, inşallah. Değil mi? Çünkü diyelim. Performans ortadaydı efendim. 7910'un karşılığı değil. Bir daha karşı karşıya gelirsek 9800'ü şuraya yazarsınız siz. Umuyorum. Şebnem Hanım'a kocaman alkışlar. Sonuna kadar hak ettiler. Çok teşekkürler. Tebrik ederim. Tebrik ederim.